Tabii hak hukuk meselesi önemli bir mesele. Kimse kimseyi kandırmaya çalışmasın. Öncelikli olarak şunu bilmemiz gerekiyor ki kendimize nasıl bir muamele yapılmasını istiyorsak biz de diğer insanlara öyle muamele etmek durumundayız. Yani bir kimse sizin paranızı çalmış, sizin bir eşyanızı almış, gasp etmiş. Siz bilmiyorsunuz. Gelmiş size diyor ki ya diyor insanlık olarak birbirimize hakkımız, hukukumuz geçmiştir. Bana bütün haklarını helal eder misin? Helal olsun. Ben de sana helal ederim. Tamam helal olsun. Olay bitti. Böyle değil. Niye? Çünkü e, helalleşmenin bir takım kuralları var. Bunların birincisi bir defa insan yaptığı işin vehametini, ağırlığını idrak edecek. Yani ben büyük bir günah işledim. Bir Müslümanın hakkına girdim. Bir insanın hakkına girdim. Bir Müslüman'ın hakkına girerseniz yine Müslümanla bir şekilde ödeşmek mümkün ama Müslüman olmayan birinin hakkına girerseniz onunla ödeşmek de çok büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla insan ahirette karşılaşacağı ağır muameleyi hesaba katarak, dikkate alarak bugün hak sahipleriyle helalleşmenin ve yüzleşmenin gayreti içerisine girmeli. Çünkü ölümden sonra bu fırsatı kaçırmış oluyoruz. Öldükten sonra kimse kimseyle dünya standartları üzerinden helalleşmek istemez. Yani ölmüş bir adama dünya dolusu altın verseniz ne işine yarar? Adam zaten kendi sahip olduklarını bırakmış gitmiş. Yani ölmüş bir insan ne işine yarar bunun? apartmanlar verdiniz villalar verdiniz katlar verdiniz zenginlik verdiniz aman ne olur hakkını helal et ne işine yarar orada onun ihtiyacı olan bir dirhem sevap üzerindeki günahların bir dirheminden kurtulmak dolayısıyla değişimin aracı dünyada para pul orada sevap günah İnan ali bir kimsenin hakkıyla ahirete gitmiş isek şayet Bizim onunla helalleşmemizin yolu yaptığımız iyilikler varsa o iyilikleri karşı tarafa vermek. Eğer iyiliklerimiz bitmiş ise o zaman karşı tarafın kötülüklerinden azaltmak, onlardan almak suretiyle onu rahatlatmaktır. Dolayısıyla bu dünyada kolay olan bir muamele, bir iş öbür tarafta çetin hale gelmektedir. Ve e, bu Ödeşme meselesi o kadar önemli bir meseledir ki bırakın Cenab-ı Allah'ın insanlar ve cinler arasında yani sorumlu olan mükellef olan varlıklar arasında bu e, ödeşme meselesini ikame etmesini bütün canlılar yaratıklar arasında da aynı mesele cereyan edecektir. Hadis-i şeriflerden biliyoruz boynuzlu olan hayvan boynuzsuz hayvana yaptığı eziyetin hesabını ahirette verecek. Biliyorsunuz İsrafil aleyhisselam sur denilen bir alete üfleyecek. İlk üflemede bütün canlılar ölecek. Allah dışında her şey yok olacak. İkinci bir defa Cenab-ı Allah İsrafil aleyhisselamı yaratacak. Ona sura üflemesini emredecek. Bütün canlılar tekrar dirilecekler. Bu dirilmede insanlar ve cinler için Cennet, cehennem gibi mükafat ve cezalandırma söz konusu iken, diğer canlıların diriltilmesinden tek bir e, maksat güdülmekte, o da hakların ödeşmesi meselesi. Yani alacak, verecek hesaplarının tasfiye edilmesi. Nasıl olacak? Boynuzlu bir koç, boynuzsuz bir koça e, boynuz atmış, roller değişecek. Bu sefer o boynuzu olmayan hayvanın boynuzları olacak ve karşı taraftan intikamını alacak. Böylelikle bir ödeşme meydana gelecek. Buna alemul mukassat deniyor. Kısaslaşma alemi, ödeşme alemi. İnsanlar için nasıl olacak bu? Yani sen bana bir tokat attın, ben de sana ahirette mi bir tokat atacağım? Hayır. İnsanlar için mükellef varlıklar oldukları için, sorumlu varlıklar oldukları için dünyadaki cezalandırma sistemi orada geçerli değil. Ahirette cezalandırma ve mükafatlandırma cennet cehennem üzerinden olduğundan dolayı cennete götürecek sevaplar karşı taraftan alınır veya cehenneme götürecek günahlar karşı tarafa verilir. Bu yönüyle bu hesaplaşmanın boyutlarını iyi düşünmek lazım. Ama bir şey vardır ki yani adamın aleyhine sayıp sövmüşsünüz. Ağır ifadeler kullanmışsınız. Evet hocam Şimdi... ben e, burada araya girip sormak istiyorum. Bu kul hakkı meselesi, hak hukuk meselesi alıp verme ile ilgili, maddiyatla ilgili e, bir şey midir? Yoksa efendim kalbini kırdınız, işte ne bileyim... E, ...arkasından laf söylediniz... E, ...bu işte özellikle... ...gayrimüslimler açısından da... ...mesela yani... E, ...bu bu durumu biraz... ...netleştirebilir miyiz? Şimdi tabii... E, ...bunun içerisine her şey giriyor... ...bir defa... ...kalbini kırmak giriyor... ...efendim ümitlerini kırmak giriyor... ...boş yere bir... ...beklentiye sokmak giriyor... Yani siz size yapılmasını istemediğiniz bir muameleyi başkasına yaptığınızda burada bir hak doğmuş oluyor. Efendim bu birine karşı sert bir bakış atmak da olabilir. Adam sizi ziyarete gelmiş mesela, siz ziyarete gelen kişinin misafirin hakkı olan güler yüzü göstermemişsiniz, asık bir suratla onu karşılamışsınız. Veya laflarınızla incitmişsiniz. Veya efendim bir şekilde birilerinin yanında onu rencide etmişsiniz. Çok geniş bir yelpaze bu hak-hukuk meselesi. Efendim bundan dolayı asıl dinin muhtevasının ortaya çıktığı nokta burası. İnsani ilişkilerde insanların dindarlıkları ortaya çıkar. Yoksa sabahtan akşama kadar namaz kılma meselesi değil. Her karşılaştığımız insanı, her karşılaştığımız bireyi yarın bu sahnenin hesabı bana sorulacak. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı bir kul olarak ben bu hesabı kolayca verecek şekilde bu kimseyle bir ilişki kurmam lazım diye düşünmemiz gerekir. Bu yönüyle bakıldığında Cenab-ı Allah da yardım eder insana. Ee, bu noktadan kimsenin kalbini, gönlünü kırmamaya çalışmak lazım. İnsanların işlerini görmeye, onlara yardımcı olmaya gayret etmek lazım. Hak, hukuk aleyhte olacak şekilde biriktirmemeye çalışmak lazım. Mamafi, e, tekrar bıraktığımız yere dönecek olursak e, Basri Hocam, yani bir kimseye karşı çok ağır laflar kullanmış, tekrar işte ben senin hakkında bunları söyledim diyerek, İkinci bir defa rencide etmek söz konusu olacağı için ya bir edepsizlik yaptım, bir e, terbiyesizlik yaptım, çok ayıp bir şey yaptım. Sizinle ilgili böyle az alınmayacak laflar söyledim. Şimdi çok pişman oldum, yaptığımın çok yanlış olduğunu, çok büyük bir çiğlik olduğunu e, gördüm. Sizinle helalleşmeye geldim diye açıkça söylemek lazım bunu. E, dolayısıyla yani e, ne tür bir rezillik? ahirette rezil olmanın üstünde düşünülebilir ki. Veya işte e kardeşim senin bir gün abdeste gitmiştin, ceketini koymuştun, ceketinin içerisinden ben cüzdanını açmış oradan bin lira almıştım. Bu çok büyük bir densizlikti, çok büyük bir ahmaklıktı yaptığım. Yani bu günahın altında eziliyorum ben. Kardeşim al şu zarfın içerisinde bir miktar para. Bunu ben size vereyim, bana hakkınızı helal edin diye bir insanın açıkça yaptığı zararı, yol açtığı zararı telafi etme cihetine gitmesi gerekir. Ama bazı haklar vardır ki hakikaten bunların telafileri çok zordur. Onun için hak hukuk meselesine, borcu geciktirme meselesine çok dikkat etmek gerekir. Yahu ben mesela sana borcum var Basri Hocam, keyfe keder borcumu ödeyemiyorum. Sen alacağını alama, alamadığın için bakkala olan borcunu ödeyemiyorsun. Bakkal toptancıya olan borcunu ödeyemiyor. Böyle müteselsilen bir ilişki olumsuz bir şekilde bütün insanlara sirayet ediyor. Bunun vebali yani yarın öbür gün ben Basri Hoca ile helalleştim diyelim. E Basri Hoca bakkalla nasıl helalleşecek? Bakkal toptancıyla nasıl helalleşecek? Toptancı üreticiyle nasıl helalleşecek? Dolayısıyla yani mümkün mertebe insanın eline, diline, beline, koluna sahip çıkması gerekiyor. Ee, hak doğurmayacak şekilde davranması gerekiyor. Bir kere hak hukuk doğduktan sonra da onu telafi etmenin yoluna bakması gerekiyor. Bu tür üstü kapalı ifadelerle ya çok yemeğini yemişizdir. Yani çok yemeğini yemişizdir dediği almış parayı onunla gitmiş yemek yemiş hakkını helal et. Böyle olmaz. Kardeşim yani ben senin şu kadar paranı almıştım. Çaldım da demesin yani almıştım. Şimdi getiriyorum, bunu iade ediyorum. Efendim, 10 sene önce almıştım, 20 sene önce almıştım. Ne kadar aldığımı da bilmiyorum ama şimdi getirdim. işte 100 bin lirayı koyuyorum buraya. Veya kardeşim aldım ama şimdi imkanım yok o parayı ödeyebilmeye. Ama istiyorsan senin dükkanında amelelik yapayım. İstiyorsan evinde temizlikçilik yapayım. Yani bu hak hukuk meselesi, basit bir mesele değil adama 50 yıl kölelik yap dünyada ahirete bir kuruş hak götürme. Onun için dünyada ne yapıp edip helalleşmek gerekiyor. Helalleşme de yaptığımız haksızlıkla doğru orantılı olmalı. Adam şimdi size gelmiş, hakkını helal et demişse nedir bu? Yani yedik içtik belki sen işte biraz seri davrandın, Çorbadan üç kaşık aldın da ben bir kaşık aldım, onun helalliğinden bahsediyordur. Halbuki bilmiyor ki adam, deveyi götürmüş hörgücüyle beraber. Dolayısıyla e, bu hak helalliği kapalı, üstü e, kapalı ifadelerle değil, açık bir şekilde e, zararı olabildiğince telafi etmeye yönelik olmalı.